Star Trek 3. Sezon 24. Bölüm Manager Troy bölümü. Manager Troy daha önce aslında çıkmıştı da atlamıştık. E, Liksana Troy, e, sevgili Diana Troy'un annesi. E, ben hiç izlemedim. O atladığımız bölümleri de geri dönüp izlemedim itiraf ediyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> İlk kez bu bölümü izledim. Hani... Bu bölümde de şey Hemen... gibiydi böyle. Hem sana genel bir bilgi vereyim hem de yani seyirciye de genel bir bilgi vereyim. Luxana Troy karakteri Jean Roddenberry'nin eşi oynuyor. Bilgisayarı da seslendiren kadın da o bu arada bir süre sonra fark edeceksin. Evet. Hani kompüter bilmem ne dediklerinde bilgisayar geri konuşuyor ya. Hepsi şey ee, Majel Barrett yani Jean Roddenberry'nin eşinin sesi. E, abi aslında manager troya diye bir şey var biliyorsun. Üçlü ilişki demek hani böyle hmm. şey. Bir erkek iki kadın. Evet. İki erkek falan gibi durumlardan hani üç kişi aşk yaşıyoruzlar. Menaja Trua deniyor. Ee, burada da hani ona bir gönderme yapmışlar. <laughs> Trua, Trio, tori, tru, troy falan derken buraya bağlamışlar. Ama bir tuhaf çünkü hiç, üçlü ilişki yaşayan hiç kimse yok. Yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında böyle bölüm, şey... evet, bölüm çok ben, bir şey hizmet etmiyor zaten de. böyle... Yok ya. İşte sağ Troy'u görüyoruz. Yine Ferengiler var tabii ki işin içinde. Ee... Picard'ın müthiş bir sahnesi var. Hangisi? Şey mi? Ee, aşk şey yaptığımı, şiir, şiir <laughs> okuduğumu sonda. <laughs> evet ya bu bölüm böyle çok ötekiler gibi üstüne anlamlı konuşulacak bir bölüm değil. Bu bölümü ben hızlıca söylüyorum önemli kısımlarını. Picard'ın yaptığı bölüm bu. Mim, mimlerinden biri. Yani, yani Picard'ın mimleri tütün internetin bildiği mimlerine şu. Evet. Üstünü düzeltme. Bir de bu. Hani böyle iş mi olur anladın mı? Çok meme'de kullanıyor, meme caption'da kullanıyor. O en sonunda Luksana böyle Otello'dan, Macbeth'ten alıntılar yaparak çünkü şey yapıyor ya ee, abimiz. Evet. O kısımdan çok meme çıkıyor. Bir de işte Wesley'nin terfi aldığını gördüğümüz bölüm. Ve son olarak ee, Ferengilerin kulaklarından Ferengilere handjob yapılabildiğini öğrendiğimiz bölüm olarak. <laughs> Star Trek bir de Ryker inanılmaz çirkin <laughs> pantolon giyiyormuş. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, bir bölümde evet, Ryker'ın ee. pantolonu yani şu an keşke bunu yayına verebilsem, görüntü verebilsem. Çok kötüydü. Bir de Ryker satranç oynuyor o var devamlı. Aşırı iyi satranç. Şu, şu görüntüyü yayına vermek istiyorum. Şu an benden capture alıyorsan vermiş olmam lazım. Ha dur ama dur onu nasıl vereceğim? Bir saniye. Bekleyin. Beni kaldır o tek gelsin. Gelmedi mi? Aa, bir saniye. Tamam olmuyor. Ha, gösterdim canım. gösterdim. Riker'ın pantolonu. <gülüyor> <Rezalim>. <gülüyor> Sevgili erkekler lütfen pantolonlarınızı denerken aynada maynada bakın. Yanınızda anneniz, kardeşiniz, sevgiliniz birisi olsun. Erkek pantolonunun götü iyi olmadığı zaman gerçekten çok kötü gözüküyor. Ee, çok... gibi daha gibi adam da bile bak ne hale gelmiş koca adam yapmayın. Çok kötüydü ya evet. Gözümden kaçmayan bir değerimiz olarak geçti. Hatırladım yani. Böyle olsun. bir abit abit bir bölüm bu yani böyle açıkçası yani. Ya bu bölümde zaten hani dikkate değer ne vardı? Sen benim özellikle hoşuma giden şey vesti konusu oldu aslında. Vesti çünkü Starfield akademiye girecek artık bütün sınavları vermiş. Son anda artık sözlü sınava girecek ve bitirecek konuyu gitmiyor ve çözüyor aslında hikayeyi çözüyor. Çünkü Ryker... Troy ve annesini kaçırıyor Ferengiler. Onlara ulaşamıyorlar. Sonra işte Riker sadece onların anlayabileceği bir e, parazit yolluyor. Bir ses paraziti yolluyor. Oradan işte e, yine West inanılmaz zekasıyla konuyu çözüp sınavı kaçırma pahasına geri gidiyor. Onun dışında da zaten işte Riker'ın Devamlı satranç oynayıp Ferengilerle dalga geçmesi falan var ki Ferengiler de bunu kaldıramayıp vay sen bize dalga mı geçiyorsun lan deyip sinire, sinire kesiyorlar. Bir de dediğin gibi işte kulağına e, blowjob var. O da tatsızdı yani. Ya biraz şey var e, dizinin arada böyle işte hep söylüyordum ya onda Riker'la Troy'un ilişkisine kısımlarına lan ona cevap vermeyi unutuyoruz. Evet bak sevişiyor gibiler gibi gördük. Yine sonraki iki bölüm hiçbirbirini tanımıyor gibiler böyle evet sayın Riker evet sayın Troy falan <laughs> Ne ciddiyet abi. İlk yerinde ciddiyet. <laughs> ya iyi de kardeşim birazcık birazcık bir şey olur yani anladın mı? Böyle bütün 23 bölüm böyle Riker Bey, Riker, e, Troy Hanım falan. Sonra bir anda Ooo! falan diye böyle öpüşmeye pideyle falan başlıyor. Böyle çok her sezon birkaç kere bakışıyorlar. Ama bir abi daha. bakışıyorlar da o da hep böyle dertli bakışması. Bir türlü kavuşamadık bakışması var yani. böyle. O da tuhaf. Tamam işte, var var. Aralarında bir gerginlik var onların canım. O da seyirci hissediyor. Eee Ha tabii koskoca uzay gemisi de öpüşecek 5000 yer vardı da bunlar da işte şey hesapta mesafe koyuyorlar aralarına da. Evet. Tam da koyamıyorlar. Ama Riker de böyle şey... devamlı kız peşinde ya bir yandan da. Troy orada böyle Ryker devamlı ona yürüyor, buna bakıyor falan, öpücük atıyor bir şeyler. Peki şey e... <laughs> ilginç değil mi? Yıl olmuş bilmem kaç ferengeler dağdan kız kaçırıyor, daha kız kaldırıyorlar. evet ya. Daha benim olacaksın. <laughs> <falan. gülüyor> Hala yani. <laughs> Ee, ama bir yandan Ferengiler şey ya işte kadın erkeğin malı orada ve kadınların kıyafet giymesi yasak. Bütün kadınlar hep çıplak geziyormuş. O yüzden bir de dur yere çıplak teleport ediyorlar bizim kızları uzay gemisine evet, falan. Yani. Böyle e, ilginç bölümlerinden bir tanesi diyeyim. Star Train yani böyle şey. Lan ne alaka plan diyorsun. Sonra bir ilginç şeyler de oluyor bölümde. Saçma sapan gibi de oluyor. Kulağından hand job yapıyor ötekine. O öteki onu bekliyor. Onun... <laughs> Annem şu an iğrenç çok kötü falan oluyor böyle. <laughs> Hani, e, olmayacak şey de değil hani böyle şey de olmuyorum bölümü izlerken böyle şey mi olur da demiyorum bir yandan da diyorum ki lan ne tuhaf şeyler geliyor bizimkilerin de başına <laughs> yani ya öyle canım ya bir de Ferengiler şey gibi ya Ondan daha kabul ediyorum yine hani dizinin rengi gibi dururken aslında ilkel ırk konusunu da birazcık tutmaya devam ediyor yani o ilkelliğe bile saygı gibi değil de ya bu da var ve Buna karşı da biz e, hani onları yok etmek yerine çözüm geliştiriyoruz'u koruyor biraz dizi. Evet. Sonunda da hani Picard işte Luxanna'nın şey yaptığını anlayınca ya işte Troy diyor ya. Işte ona e, aşık olduğunu göstermeni istiyor. Çünkü Ferengi'leri böyle yenebilirsin. Çünkü, çünkü o senin kadının onu sahiplenirsen işte onu bırakmak zorundalar falan deyip. Hemen de bırakıyor ferengilerde. Aslında o kültürün zayıflığını ve ilkel e, yönlerini avantaja çeviriyor. Biraz orada ufaktan şeye girmişler. Yani kültürler birbiriyle kavga etmek yerine doğru çözümleri o kültürlerin e, zayıflıkları ya da özellikleri üzerinden çözebiliriz. Bak Picard da böyle akıllı bir insan. Troy ve annesi de bak zihin okuyabiliyor. Onlar da bunu kötüye kullanmıyor gibi böyle biraz da naif bir e, duruşu da var bölümün yani. Ee, biraz da şey eski tip bir bölüm bu yine. Yani evet. E ee, eski tarz Star Trek bölümlerinden bir tanesi. Onu biraz da yeniliklerle kombine etmişler. Ee, yani şey ilginç olan olay antika bir olay. 60'lardaki diziler diziye daha çok yakışacak böyle. <laughs> <olarak. Öde gülüyor> senaryo için Roddenberry'nin çok karıştı bölümlerden bir tanesi bu mesela. Hani bölandım mı? Belli. <gülüyor> yani, <gülüyor> çok yani, belli. Yani, Zaten kötü olmuyor bu arada. Ee, ama sadece böyle farklı oluyor birazcık yani. Ee, bölümle ilgili ekstra da farklı bilgi vereceğim gerçekten de çok da söyleyecek aşırı aşırı da bir şeyim yok bu bölümle ilgili. Ee, ama hani şey hem bir Luxanna Troy'u bir konuşmuş olalım en azından bir bölümde olsa diye düşündüm çünkü uh -huh. e, ileride daha kritik rolleri olacak yani karakter hiç değinmedik bu zamana kadar. Evet, çünkü hiç. hep böyle koca peşindeki Kokona noktasındaydı hep. Burada biraz onun da daha zeki farklı bir kadın olduğunu zaten görüyoruz. Ee, Wesley'nin terfisi sırasında e, o dönemin e, siyahi subaylarının en başarılılarından Colin Powell da seti ziyarete geliyor. O takıyor vestli rozetini e, çünkü şey, Aa, star, star Trek ile Amerikan ordusu arasında hep böyle bir göz kırpışma var. E, Colin Powell da setteymiş, yani gözükmüyor dizide de. Ha. İlginç bir detay. Yani. Oha, ha, çok aynen. ilginçmiş bunu bilmiyordum ya. Was evet <laughs> evet ilginç yani. Şey, sonradan biliyorsun Colin Powell komutan oluyor oradan tabii. zaten Amerikan Dışişleri Bakanı oluyor falan filan hep çoğumuzun duyduğu bir isimdir yani. Amerika ee, bu tarz şeylere dikkat ediyor ya. Askeri temsil varsa kaptan da değerlidir ya Amerika için. Ee, bu da onun gibi tabii. demek ki Star Trek'lik konumda E ee, abi şey zaten. USS Enterprise zaten hali hazırda görev yapan bir Amerikan gemisi hala şu anda. Hmm. Ee, o yüzden şeyler ne derler? Yani Star Trek ve Amerikan ordusu arasında her zaman bir işbirliği e, oluyor. Hem de işte bunu şey gibi de kullanıyorlar. Hani mesela işte siyahilerin temsili ya da kadınların temsili ve rolleri açısından da kullanıyorlar. Hani ordunun değişimi de biraz böyle Star Trek'ten ilham almaya çalışıyor. Son yıllarda bıraktıklarını biliyorum bunu. Ama en azından 60'larda ve 80'lerde böyle bir e, orduyla diziler biraz el ele e, çalışıyorlardı o dönem. E, şey tabii bu arada. Yani örnek verebilecekleri bir yani nasıl söyleyeyim ordunun örnek verebileceği tipte bir yapılanma olduğu için next generation evet. aslında şöyle iyi niyetli bir ordunun dilinde demekse iyi niyetli bir ordu. Ya işte o yüzden ahlaki böyle, kurallara sahip. <laughs> hani falan tabii. Yani tabii ondan sonra artık 2020 senesinde bu tarz değerler daha sorgulanabilir. yani yemiyoruz artık bu tarz şeyleri birazcık ama o senelerde en azından çok el ele sıkışıp beraber bir şeyler yaptıkları dönemlermiş. Ya en azından şey yapmıyor Picard böyle işte Betazoid 3 gezegenine baktım ha sizde nükleer silah var galiba biz size saldıracağız falan deyip oraya kendiliğinden nükleer silah e, yerleştirip sonra gidip ele geçirmiyor ya öyle bir ordu değil en azından. E ee, işte şey bunu birkaç bölüm önce konuşmuştuk ya yani Next Generation'da da mesela e, teröre karşı mesafeli olma anladın mı hani böyle <laughs> biraz şey, dünyanın değil de evrenin polisi olma, yani fetheden savaşan sanki şey değil, e, federasyon değil. Federasyon ama dengeli olsun, düzgün olsun, barışı evet. getirmek, demokrasi götürmek falan gibi böyle bir takım halleri var. Ama müdahaleci de bir yer değiller. E, Amerika'nın herhalde o dönem benimsemeye çalıştığı poza uyuyor Next Generation'ın bu yılda anlattığı poz. O dönem öyle bir el ele durumları varmış. E, şimdilerde pek yok diye düşünüyorum. Yok, şimdi pek yok evet. Okey bu bölüm evet, aldı sonra. Evet bu bölümle ilgili evet. çok da öyle evet. aman konuşacak bir şey yok bu kadar vallahi diyeceklerim benim. Aynen benim. yani işte hem dediğin gibi Luxana'yı görelim. Hem işte Westin'in West'in aldığı karar çünkü West'in aldığı karar sonra yine Ryker'da da göreceğiz yine sezonun son bölümünde. Hı -hı. Gemiden kopamama gibi bir durum var. çünkü onu tartışırız zaten. Ryker bir türlü gitmiyor başka bir geminin kaptanı olma ihtimali varken. Vesti sınavı kaçırma pahasına ara Enterprise'da. Bu nedenlerini de ileriki bölümlerde zaten konuşacağız deyip kapatıyorum o zaman bölümü. Var mı ekleyeceğim bir şey? Ee, bir sonraki bölümümüzde diyorum. Transfigurations'ı konuşacağımıza direkt Best of Both Worlds'e geçelim mi? Geçebiliriz. Onu konuşup geçelim. onu konuşup üzerine de şey yaparız. Sezon, Sezon finali kaparız. Sezon Aynen öyle. Kaparız. Aynen. Tamam. <laughs> O zaman görüşeceğiz. Bir sonraki sezon bölüm e, sezon finali. The best of both worlds. Borglar geliyor. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs>